da bu ülkenin gençleri. Bu ülkenin gençleri, gerçekten bu ülkenin gençleri tarih yazacak. Beni kısaca dinlemenizi isterim sadece. Kısaca dinlemenizi isterim. Siyaset ahlak üzerine yapılır. Siyaset inanarak yapılır. Siyaset vatandaş için yapılır. Siyaset hiçbir çocuğun yatağa aşk girmeyeceği güzel bir Türkiye için yapılır. Siyaset ülkenin onuru üzerine inşa edilir. Siyaset barış üzerine yapılır. Siyaset Türkiye'nin dünyada saygınlık kazanması için yapılır. Siyasetin görevi budur. Siyasetçi de bunun için görev yapar. Ben diğer siyasetçiler gibi değilim. Benim saraylara falan ihtiyacım yok. Mütevazi halk gibi yaşarım ben. Benim siyaset anlayışımda siyasetçi değil, bu ülkenin esnafı kazanacak. Bu ülkenin çiftçisi kazanacak. Bu ülkenin balıkçısı kazanacak. Bu ülkenin apartman görevlisi, bu ülkenin emeklisi, bu ülkenin işçisi, herkes kazanacak. Kaybeden asla olmayacak. Bu ülkenin çiftçisi alın teri döküyor. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksiniz. Benim hedefim, benim amacım bu. Bunu gerçekleştirmek için de en büyük güvencem sizsiniz. Başka kimse değil. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Bu ülkede barışı göreceksiniz. Bu ülkede huzuru göreceksiniz. Bu ülkede kalkınmayı göreceksiniz. Bu ülkede işsizlikle nasıl mücadele edilir göreceksiniz. Bu ülkede esnaf, bu ülkede çiftçi, bu ülkede balıkçı, bu ülkede taksici nasıl kazanıyor göreceksiniz. Beşli çeteye değil, millete vereceğiz. Araya adam koyuyorlar. Olur ya Kılıçdaroğlu gelirse ne yapar? Kılıçdaroğlu gelirse adaletsizlik yapmaz. Oy verir vermez. Ayrı. Herkesin benim başımın üstünde yeri var. Ama kim haksızlığa uğradıysa kusura bakmasın, hesabını sorarım. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Dediğim gibi umudum sizsiniz. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan sizsiniz. Halka hesap veren siyasetçiye ihtiyacımız var. Bakın hepiniz vergi ödüyorsunuz. Esnaf da vergi ödüyor. Esnaf kardeşlerim de duysunlar. İktidar olacağız. Allah nasip ederse sizlerin oylarıyla. Esnafın bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden, çiftçilerin, balıkçıların bankalardan, tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredinin faizlerini bir hafta içinde tamamını sileceğim. Bir hafta içinde. Esnaf da, çiftçi de huzur içinde olacak. Onlar kazanacak. Esnaf orta direği yok ettiler. Bakın bugün, bu hafta Ayi Evran haftası. Ayi Evran dostluk demektir. Ayi Evran barış demektir. Ayi Evran huzur içinde yaşamak demektir. Ayi Evran ahlak demektir. Ayi Evran komşusu açken tok yatan bizden değildir demektir. Ayi Evran dayanışma demektir. Dayanışma kültürü demektir. Buradaki esnaf kazandı. Yandaki esnaf siftah etmezse, buradaki esnaf diyor ki önce onun da siftah etmesi lazım. O nedenle dayanışma demektir. Ahi Evran'ı unutturdular bize. Dostluğu unutturdular bize. Barışı unutturdular bize. Beraber yaşamayı unutturdular bize. Öyle bir noktaya taşıdılar ki komşunun kimliği, komşunun inancı, komşunun yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Ya bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde, bizim ahlakımızda komşu komşunun külüne muhtaçtır derdik ya. Niye unuttuk biz bu hasletlerimizi? Kazandıracağım. Ne yaparlarsa yapsınlar kazandıracağım. Bu ülkeyi barıştıracağım. Hepimiz helalleşeceğiz, hepimiz. Hepimiz beraber yaşayacağız, hepimiz. Birlikte yaşayacağız. Bizi ayırmak isteyenlere karşı duracağız. Bizi bölmek isteyenlere karşı duracağız. Beraber duracağız. Bir yürek duracağız. İki kırmızı çizgimiz var, onu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim iki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. O kırmızı çizgimiz. Efendim sağ olun, var olun. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Benim bütün umudum sizlersiniz. Teşekkürler. Hoşça kalın efendim.